Değerli sanayiciler, değerli arkadaşlarımız. Efendim Nihat Özdemir, değerli dostum. 1950 Diyarbakır doğumlu kendisi. İlk ve orta tahsilini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Fakültesinden makine mühendisi olarak mezun olmuş. 1973-75 yıllarında Ege Üniversitesi Endüstri Bölümünde master payesiyle mezun olmuştur, ayrılmıştır. 1976 yılında LİMAK İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kurmuş ve bu kuruluşuyla hepinizin bildiği gibi, çoğunuzun da bildiği gibi, Balıkesirlerinde yakından bildiği gibi LİMAK'la tanışmamızdan dolayı Türkiye'nin önde gelen resmi ve özel kuruluşlarının baraj, sulama tesisleri, boru hatları, arıtma tesisi, yollar ve anahtar teslimi, fabrika işlerini zamanından önce ve üstün kaliteyle tamamlamış ve artan bir yoğunlukla yeni işlerinin bütün Türkiye'de ve yurt dışında yapımına yönelmiştir. LİMAK'ın faaliyet alanını sadece biraz evvel saydığım gibi inşaatlar için tahayyülle sınırlandırılmamıştır. Yetişmiş insan gücünün de desteğiyle enerji, turizm, çimento ve gıda sektörlerinde yayılarak taşımıştır konulara da. Nihat Özdemir halen LİMAK Holding'inde yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Değerli Özdemir, bu görevinin yanı sıra Türkiye Müteahhitler Birliği başkanlığında yürüterek bir ülkemizin yalnız ekonomik alanda değil, sosyal ve kendi sektörüyle öncülük alanındaki bu kuruluşta da başkanlık ve liderlik yapmıştır. Birçok uluslararası ve ülkemizde de faaliyet gösteren derneklerin de aktif üyesi olan Özdemir, aynı zamanda bildiğiniz gibi hepimizi çok yakından ilgilendiren spor alanında, bilhassa futbol alanında, spor hayatımızda futbolun sıkıntılı günlerinde de cesaretle ve örnek bir yaklaşımla çok önemli kuruluşlarımızdan Fenerbahçe'ye ve dolayısıyla spor hayatımıza ve sporu seven bütün Türklere destek olmuş ve önderlik etmiştir. Böyle günlerde ve sıkıntılı zamanlarda bu vazifeleri yapmanın daha zor olduğunu hepimiz tabiatıyla takdir ediyoruz. Kendisi evli ve iki çocuk babasıdır ve İngilizce bilmektedir. Kendisiyle beraber kızı Ebru Hanım'ı da burada aramızda görmekten çok memnun olduğumuzu ifade ediyorum. Tabiatıyla kendisi birçok Türkiye'nin biraz evvel söylediğim gibi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ve yurt dışında yaptığı ekonomik girişimlerin bir kısmı da Balıkesir'de. Burada da biliyorsunuz çimento fabrikası, diğer çimento fabrikaları zinciriyle beraber bir tanesi de kendisinin Balıkesir'de. Bu bir girişim bizim bölgemiz için. Ama belki bizler için, sanayici ve ekonomik hayatın temsilcileri için daha da önemlisi Bursa, Balıkesir, Bursa, Yalova, Balıkesir ve çimentoyu da içine alan bu bölgenin enerji dağıtım mesuliyetini yüklenmiş olan LİMAK kuruluşudur bildiğiniz gibi. Ve bizim de enerjiye ne kadar fazla ihtiyacımız olduğunu ve bunun hem devamlılığı hem de kalitesinin hepimiz için de çok önemli olduğunu bildiğimizden dolayı kendisinin de bu girişiminin için teşekkür ediyoruz. Çünkü bölgelerde özelleşmenin önemli olduğunu ve hem kalitenin hem de dağıtımın daha iyi olacağından eminiz. Bu beraberliğimizden sonra belki enerji fiyatlarında da bir indirim yapar kendisi. Efendim bu sözlerle Nihat Bey'i dostumu kürsüye ve görüşlerini bizimle paylaşmaya davet ediyorum. Buyurun.
Sayın Meclis Başkanı, Sayın Yönetim Kurulu Başkanı, değerli Balıkesirli Sanayi Odası'nın üyeleri, gerçekten Sayın Başkanımız Rona Bey'in beni davetinden dolayı gerçekten çok gururlandım. Çünkü Rona Bey benim gerçekten hayatımda çok önem verdiğim, çok takdir ettiğim bir hem sanayici hem de bir abim olarak benim hayatımda çok önemli yeri var. Ayrıca kendisiyle ortak da bir şirketimiz var. Enerji üretiyoruz orada ve satıyoruz. Ve tabii santralin yapım sırasında, santralin şu andaki işletim sırasındaki önemli bir mesaimiz oldu. Ve o mesaide her zaman birleştirici, ortak beraber hareket etmenin çok büyük kazançlar sağlayacağını bize hep öğretti. Yani gerçi zamanında şimdiye göre tabii. Çok önemli katkıları oldu benim üzerimde. Odalarda, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ndeki, DEİK'teki başarılarını da hep takip ettim. Hep istedim onun gibi olmak. İnşallah daha önceki günlerde de belki onun gibi olabilirim. Balıkesir'in çok önemli bir ailesinin devamını sağladı. Çocuklarım da görüyorum ki aynı mesleği devam ettirmeleri de bana ayrıca bir mutluluk veriyor. Çünkü ben de bu bizim de biraz sonra belki konuşmamda anlatacağım. Türkiye'nin çok önemli bir sıkıntısı var. Onu da hep beraber biraz sonra belki konuşuruz, birbirimize sohbet ederiz. Bizler örnek kuruluşlar olma yönünde Türkiye'deki şirketlerin uzun süreli, uzun hayatta olmasını sağlayan önemli örnekler olmamız gerektiğine inanıyorum. Türkiye'de en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Etrafımıza bakın. Uzun yaşlı şirket yok Türkiye'de. İşte bunlardan bir tanesi Yılcalı grubu. Babası başlatmış kendisi ve şimdi çocukları onu devam ettiriyor. Çok önemli bir şey. İnşallah bizim birinci neslimiz biz kurduk. Şimdi çocuklarımızın devam ettireceğini görüyorum ama torunların ne yapacağını bilmiyorum. Onları da tabii biraz sonra anlatacağım. Topladım hepsini. İki tane kızından, iki tane oğlundan torunum var. Cuma günü akşam bize kalıyorlar diye. Sabah neyse çimen toparlıkasına götürüyorum. Topladım hepsini. Biri 6 yaşında, biri 4 yaşında, biri 3 yaşında. Götürdüm çimento fabrikasını gezdirdim. Sevdirmeye çalışıyorum. Anneleri babaları müsaade etse Siirt'e götüreceğim. Araçları gezdirmeye ama yapacağım bunu yani inşallah bu yazılımda yapacağım. Önemli bu tarih. Sayın Başkan da biraz önce anlattı. Ben 1950 yılında Diyarbakır'da doğdum ama anne babam ikisiydi. Babam göç etmiş Diyarbakır, tüccarmış. Ben orada dünyaya geldim. Liseyi bitirdikten sonra Ankara'ya geldim. Üniversite hayatım. Ve üniversiteyi bitirdiğimde kendi üniversitemde kaldım. Ve 1971'den 80 yılına kadar üniversite hayatım devam etti. Ama o zamanki bir üniversite kanununun bir maddesi vardı. Full time tazminatı almazsanız dışarıda şirket kurup çalışabiliyordunuz. Bundan doktorlar da istifade ediyordu. Biz mühendisler de istifade ediyorduk. Onun üzerine 1976'da bir vakıf kurduk. Yine bir asistan arkadaşım Sezai Bey'le beraber. Full time tazminatını almadık, %4'tü. Yani 1000 lira maaş alıyorsa 400 lira full time tazminatı vardı o zaman. 400 lirayı almadık, bir vakıf kurduk. 80 yılında hepimiz hatırlarız, belki içimizde gençlerimiz var, hatırlamazlar. 1980 yılı Türkiye için çok önemli yıl. Çünkü terörün ta yukarıya çıktığı, tavan yaptığı yıldı. Bizim üniversitemiz de zaten çok sıkıntılı bir üniversiteydi. Sağ sol dengesi vardı. Çok sıkıntılarımız vardı. Artık bu işin üniversite hayatının olmayacağını düşündük. Limanın da iyiye gittiğini gördük. Ve 1980 yılının 1 Ocağı'nda ben üniversiteden istifa ettim. 9 ay sonra hepimizin bildiği gibi itiraz oldu. Ve bu şekilde üniversite hayatını sona erdirdim ama hocalık hayatını çok severim. Bugün bana biri yarısı desin ki gene gel ders ver. İki arada bir de ders vermeye gidelim, koşar. Çok sevdiğim bir konu. Şimdi ben Limak'ı anlatayım size. Limak'ın özelliği Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili paralellik sağlayan bir gelişim var. Hangi sektörlere niçin girdik? Nasıl bu sektörlere girmemiz gerektiği? Onları anlatmaya çalışayım. O şekilde de Türkiye'de konuşmuş oluruz. Türkiye'nin ekonomisini konuşmuş oluruz. Ondan sonra spor konuşuruz biraz. Spor sorularınız olabilir. Balıkesir'in Lige çıkmasına gerçekten çok mutlu oldum. Bizim otelde kamp yaptılar. Bizim Antalya'daki otellerimiz aynı zamanda spor otelleri. Kış döneminde
futbol takımları bize geliyorlar. Çok sahalar o zaman futbol sahamız var. 15-16 tane futbol sahamız var. Orada antrenman yapıyorlar, bizde kamp yapıyorlar. Balıkesir Spor'da birkaç yıldır bizde kamp yapıyor. Oradan rica ediyoruz, biz de baş üstüne diyoruz, misafir ediyoruz kendilerini. Onda da birazcık emeğimiz var. Çok mutlu oldum. Gönül istiyor ki eskiden olduğu gibi Balıkesir'in süper ligi olsun. Ama bu bir kademedir, önemli bir kademeyi geçtik. Demek ki iyi el hep birlikte sıkı çalışırsak, bir sene iyi çalışalım 8 ay 9 ay, 8 ay 9 ay sonunda Balıkesir'imiz süper lige ilerlemişti. En yakın yerimiz biliyorsunuz komşumuz olan Akhisar lige çıktı. Herkes düşer dedi. Çok büyük başarı gösteriyor. Devam ediyorlar. İnşallah da kalacak. Şimdi bizim şirketlerimizin ve genel durumlara bakarak şimdi şirketimizin iki tane kurucu ortağı var. Birisi Sezai Bayraksız, birisi Nihat Öztürk'ten. İkimiz aynı sınıftan mezunuz. Eşim de aynı sınıftan mezun. O da asistandı. Onu bıraktık üniversitede, devam etti. Sonra çocuklarla ilgilendi. Biz, ben de Sezai Bey, limanı kurarak hayatımıza devam ettik. Ana olarak altı sektörde çalışıyoruz. Bunların birincisi başladığımız ana inşaat kurumumuz. Yani müteahhittik. Sonra bunu takip eden senelerde neden olduğunu da biraz sonra anlatacağım. Turizmi atladık. Sonra çimentoyu atladık. Çimentoyu tanıyorduk. Niye çok kullanıyorduk? Sonra bir teklif gelince çimentoyu değerlendirdik. Bir çimento fabrikası aldık. Onun sonra hikayesini anlatacağım size. Daha sonra da hem enerjide bulunduk. Enerjinin üretiminden biraz sonra dağıtılana kadar neden dağıtılmaya önem verdiğimizi anlatacağım. Sonra ulaştırma sektöründe çalışıyoruz. Hem denizcilikte çalışıyoruz, yani limancılık yapıyoruz. Hem de hava limancılığı yapıyoruz. Ve gıdada çalışıyoruz. Demek ki 6 ana sektörde çalışan bir grubumuz var. Ve yıllar itibariyle 76'da başlamışız inşaatla. Turizme gelmişiz, enerjiye ve yıllar itibariyle bugüne kadar gelmişiz. Çeşitli ortaklıklar kurduk. Müteahhitlikte ve yatırımlarda. GMR diye Hindistan'da hava limancılığı yapan, hava limanları olan, yeni deliği çalıştırıyorlar, yapmışlar biyotik sistemiyle, yapıştırdılar, Hyderabad'ı yapmışlar. Bunlar her birisi 70'er 80 milyon yolcu olan büyük kentlerdir. Malaysia Airport dediğimiz grup, Kuala Lumpur yapmış işletiyor. Bir devlet şirketi ama çok büyük bir şirket. Ondan sonra Lyon'la gittik Kosova'ya aldık. Kosova Hava Limanı'nı aldık. Onu hem işletiyoruz hem yeni terminali yapıyoruz. İşte çeşitli Hindistan'da, Pakistan'da, İtalyanlarla, Japonlarla çeşitli ortaklıklar kurarak hem yatırımda hem inşaatta limanı belli seviyelere onlarla beraber getirdik. Ve yerli ortaklarımızla da biraz sonra anlatacağım. Çok önemli sinerjiler yaratmaya çalıştık. Rakamların 2011 rakamlarını vereceğim çünkü 2012 daha auditleşmedi. Doğru mu Ebru? Bugün yarın bitecek. Ve konsolide olarak ciromuz 1 milyar 936 milyon dolarmış 2011'de. Şu andaki rakamımız 2,5 milyar dolar olarak kapattığımızı tahmin ediyorum 2012'yi. Ama 2013 yılı biraz sonra anlatacağım nedenlerden dolayı bu rakamın çok yukarılara çıkacağını, neden olduğunu biraz sonra ifade edeceğim size. Aktiflerimiz 4.3 milyar dolara ulaşmış 2011'de. EBITDA'mız yani faizden amortismandan önceki karımız da 408 milyon dolarmış. Tahmin ediyorum 2012'yi bunun daha yukarısında bir rakamla kapattık. Çalışan sayımız çok önemli. 20 bin civarındaydı. Ama bu yıl, bugünlerde yapacağımız bir, çok önemli bir alım var. Bununla birlikte 25 bine kadar ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Enteresan bir şey söyleyeyim. Bunun 12 bini Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde çalışıyor. Ve şu anda Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde çalışan en büyük Türk grup şirketiyiz. Bizden fazla çalışanı olan bir şirket yok.
İnşaat olarak Sayın Rona Başkanım da biraz evvel söyledi. Havalimanından nereyi ne düşünürseniz her türlü inşaatı yapan bir kuruluş. Biz bu şirketi kurarken ilk asistan olarak başladığımız için evvela proje firması olarak kurduk. Çünkü ben asistanlıktan ondan çok anladım. Yapımdan pek anlamıyordum. Dolayısıyla büyük bir birikim vardı bize. Proje yapmaya başladık başta. 40'a yakın 200 sene içinde proje yaptığımızı gördük. Gördük ki proje yapmakla karın doymuyor. Mutlaka Türkiye'de yapımcı olmamız gerekti. Ve 80 yılından itibaren, yani ihtilalden sonra Türkiye'de Turgut Özal döneminin başladığı yıllardır onlar, Türkiye'de önemli yatırımların olacağını gördük. Ve biz projeciyi öldürüp bırakıp yapımcılığa başladık. Yapımcılığa başlarken de yine kendi mesleğimiz, ikimiz de ben mesleği daha önce makine mühendisi olduğumuz için makine yatırımlarına çok ilgilendik. İşte boru altı yapıyorduk, makine montajları, fabrika montajları yapmaya başladık. Süt fabrikaları yaptık, maden yağ fabrikaları yaptık. Baktık ki ya bu işin patronu inşaatçılar. Her şey inşaatın patronajı altında yürüyor. Ya dedik ki bu böyle olmuyor, bizim inşaata da girmemiz lazım. Ve bu sefer inşaat işleri ilgilenmeye başladık. İnşaatlar yapmaya başladık. Gördük ki makinacılık inşaatçının altında olan bir bölüm. Makinacılar, elektrikçiler inşaata bağlı çalışıyor. Patron inşaat. O yüzden inşaatlara başladık. Ve gördük ki 80 sonrası Türkiye'de büyük bir altyapı hamlesi başladı. Yollar, otoyollar, sulamalar, barajlar, boru hatları, arıtma tesisleri ve bizim inşaat kurumunu bu yönde de doğru yapmaya başladık. Ve dedik ki, yaparken de, Limak yalnız bir iş yapan firma olmasın. Yani yalnız baraj. Baktım ki bazı firmalar yalnız baraj yapıyor. Kimi yalnız konut yapıyor, kimi yalnız sulama inşaatı yapıyor. Dedik ki biz öyle bir genel müteahhitlik yapalım ki, Türkiye'de her işi yapalım. Limandan, havalimanından, demir yolundan, otoyola, arınmadan, hem temiz su hem pis su arınma, boru hatlarına, aklımıza müteahhitlikte ne geliyorsa, konut sektörü dahil olmak üzere hepsini yapalım. Ve bir genel müteahhitlik şirketi kurduk. Ve bunun faydalarını biraz sonra atlayacağımız sektörlerde neler olduğunu hep beraber göreceğiz. Bunu kurduk çünkü bu belli bir zaman sonra Türkiye'de başka modeller gelişmeye başladı. Şimdi hep beraber de zaten bunları görmeye çalışacağız. Önemli ödüller aldık, başarılar aldık. Biraz sonra proje bazında neler yaptığımızı da size göstereceğim. Havalimanlarından başlayalım. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yap işlet devlet modelini aldık. Hintli ortağımızda Malezya'da. Kısa zamanda yaptım, 18 ayda. Ve yap işte kadar yapmaya devam ediyoruz. Önemli bir olay. Ve bu bize, bu havalimanına ilgilenmemiz en büyük nedenlerden bir tanesi. Çünkü devleti havalimanları yaptık. Pistler yaptık. Demek ki bizim havalimancı olmamızdan dolayı bu projelere sıcak baktığımız için bu projeleri almaya başladık.